Elektrik iki laboratuvarı dersinde paralel rezonans deneyimizi uygulamaya çalışacağız. Bunun için hazırlamış olduğum sunumu açacağım. Paralel bobin ve kapasitöre seri bir dirençten oluşmakta ama bazı paralel rezonans devrelerinde bu direnç bobin ve kapasitöre paralel de olabilmekte. Biz bu devreyi kullanacağız. Direncimiz 10 kilo ohm değerinde, kapasitörümüz 2 nanofarad, bobinde 10 miliamperi, geçen haftayla aynı değerlerimiz. Seri rezonans devresiyle. Şimdi bu devreyi analiz edecek olursam toplam empedans eşittir direncin empedansı artı bobin ve kapasitörün empedansıdır. Z eşittir R artı Z1. Z1 burada bobin ve kapasitörün paralelidir. XZ'nin J omega ile XC'nin ise 1 bölü J omega C olduğunu ve omega açısal frekansın ise 2 pf olduğunu hatırlayalım. Şimdi buradan 1 bölü Z1 eşittir 1 bölü XL artı 1 bölü XC yazabilirim. XL yerine J omega ile XC yerine ise 1 bölü J omega C yazarsam 1 bölü J omega L artı 1 bölü 1 bölü J omega C'den J omega C yazabilirim. Şimdi burada 1 bölü J omega L ifadesindeki sanal bineşeni yani J ifadesini ortadan kaldırmak için pay ve paydayı J ile çarpmamda herhangi bir problem yok. Çarptıktan sonra J omega C artı J bölü J kare J omega C artı J bölü J kare omega L olacaktır. J karenin eksi 1 olduğunu hatırlarsak J omega C eksi J bölü omega L olacaktır ifademiz. Bunu da J parantezine alırsam omega C eksi 1 bölü omega L olacaktır. Şimdi bu 1 bölü empedansımdı. Buradan empedans çekecek olursam 1 bölü bu ifade olacak. Hemen 1 bölü bu ifade olarak yazdım. Ve payda da yine J var. Bunu yine ortadan kaldırmak için pay ve paydaya aynı işlemi uygulayacağım. J ile çarpacağım. J bölü J kare olacak. Bu kısım aynı. Ve J karenin eksi 1 olduğunu yazarsam J bölü omega C eksi 1 bölü omega L olacaktır. Bu eksiği de şu içeriye dağıtırsam 1 bölü omega L artı omega C olacaktır. Yani J bölü 1 bölü omega L eksi omega C'dir. Şimdi buradan da hemen 1 eksi omega kare LC ve omega L'yi yukarıya yazacak olursam J omega L bölü 1 eksi omega kare LC'dir. Bu benim neyimdir? Bobin ve kapasitörün empedansıdır. Artı buna direncimi eklediğim zaman toplam devrenin empedansını bulmuş olacağım. Evet. Şimdi bu benim artık devremin empedansı. Ben bu empedans değerini bulduktan sonra devreyi analiz edebilirim ve ana kol akımını bulabilirim. Şimdi bu devrede şu empedans değerini analiz edecek olursak, değerlendirecek olursak, R sabittir ama şu ifade ise neye göre değişecektir? Omega'ya göre değişecektir. Yani açısal frekansa göre değişecektir. Şimdi payda sıfıra giderse ne olacaktır? Şu ifade sonsuza gidecek ve empedansın da sonsuza gidecektir. Maksimum değerini alacaktır. Paydayız ve bu değere ben ne diyeceğim? Rezonans frekansı diyeceğim. Ve bu işlemi gerçekleştirecek olursam 1 eksi omega kare LC eşittir, yaklaşık eşittir 0 ise omega eşittir 1 bölü karekök LC olacaktır. Ve omega yerine 2 pf şuradaki ifademi yazarsam omega frekansım doğal frekans ya da rezonans frekansım 1 bölü 2 pi karekök LC olacaktır. Bu benim rezonans frekansımdır. Ve demin de söylediğim gibi bu rezonans frekans çevresinde bu ifade çok büyük olacaktır ve empedansım da çok yüksek olacaktır. Bu frekansın altında ve üstünde ise empedansımın değeri azalacaktır. Bunu grafiksel olarak görecek olursak hemen rezonans frekansta empedansım maksimum değerini alacak ve rezonans frekansın altında ve de üstünde rezonans toplam empedansım azalacaktır. Bunu gördükten sonra hemen akımın, ana kol akımının rezonans frekansa göre, daha doğrusu frekansa göre değişimi çizecek olursam, rezonans frekansta empedans değerim maksimum ise V eşittir I çarpı Z'den. Akım değerim ise ne olacaktır? Empedans maksimum olduğu için akım değerim minimum olacaktır ve rezonans frekansın altında ve de üstünde akımım yükselecektir. Yani ben bu devrede frekansımı rezonans frekansın çevresinde seçecek olursam bu devre bant durduran gibi ya da rezonans frekansın çok üstün, bir daha üstünde ya da altında seçecek olursam ise bant geçiren olarak yani bir filtre olarak ben bu devreyi kullanabilirim demektir. Şimdi uygulamamıza geçeceğiz. Bu yaptığımız devrenin analizini uygulamada görmeye çalışacağız. Circuit simülatörü kurarak bu devremizi kurmaya çalışacağız ve frekansın değişimiyle akımın değişimini gözlemlemeye çalışacağız. Hemen circuit simülatörü internet arayıcımızdan açacak olursak.
Buradan full screen diyordum. Geçen hafta biraz bahsetmiştik. Hemen var olan devreyi sileceğim. Bir tane hemen kaynak ekleyeceğim. Alternatif bir kaynak ekleyeceğim. Ardından bir tane direnç ekleyeceğim. Buna paralel hemen bir tane pasif elemanlardan kapasitör ekleyeceğim. Ardından bir tane de buna paralel bobin ekleyeceğim. Ekledikten sonra kablolar yardımıyla bunları birleştireceğim. Tamam, şimdi değerlerimi gireceğim. Bunun için space'e basıp hemen bobinim 10 mHz, değerlerim seri rezonans devresiyle aynı. Kapasitörüm ise 2 nanofarad. Direncim ise 10 kilo ohm olacak. Şimdi kaynağıma gelecek olursam maksimum voltajım 5 volt olsun. DC offset olmayacak. Frekansım ise geçen hafta rezonans frekansımızı hesaplamıştık bu devre için. 35.558 kHz çıkmıştı. Yani yine kilohertz'lere taşıyayım. 32 kilohertz yaptım. 30 kilohertz yaptıktan sonra şimdi anaokul akımının değişimini gözlemleyeceğim frekansa göre. Anaokul akımını direnç üzerindeki akımdan ya da şu kablo üzerindeki akımdan ölçebilirim. Direnç üzerinden ölçmeye çalışalım. Vivin scope dediğimde hemen burada direnç üzerindeki gerilim bakımı göreceğim. Bunu istersem sağ tıklayıp Properties'den Scroll Speed'i değiştirerek ne yapabiliyordum? Daha güzel gözlemleyebiliyordum. Bu şöyle kalabilir. Voltaj değil, akımı görmek istiyorum. Sadece akımı görelim ve RMS değerini görelim. Daha iyi karşılaştırabilmek için. Bir de frekansımızı görelim. Evet, hemen şurada görebiliyoruz. Bu direnç üzerinden akan akım 293 mikroampermiş. RMS değerinden bahsediyorum ve frekansım ise 30 kHz'miş ayarladığım gibi. Bunu max scale dediğimde maksimum daha büyük boyutta görebilirim. Şimdi ne yapacağım? Bu akımın değişimini frekansın değişimine, kaynağı frekansın değişimine göre gözlemleyeceğim. Rezonans frekansım 35 kHz civarlarındaydı. Yani teorik eğitimde de gördüğümüz gibi rezonans frekansa yaklaştıkça empedans ne yapıyordu? Maksimum değerine ulaşıyordu. Hatta neredeyse sonsuza ulaşıyordu. Ve rezonans frekansının altında ve de üstünde akım değerim, empedans değerim ne yapacak? Empedans değerim azalacak ve akım değerim ise ne yapması lazım? Artmasını bekliyorum. Öyleyse ben gittikçe bir rezonans frekansa yaklaşayım. Yani 35 kHz civarlarına bakalım. Gözlemleyelim akımımızın değişimini. Bir kere daha söyleyelim. Frekansı, rezonans frekansı şu an yaklaştırdığım için 30 kHz'dan 35'e doğru yaklaştıracağım. Ne bekliyoruz? Akımın azalmasını bekleyeceğiz. Hemen 31 kHz yaptım. Bakın akımım ne yaptı? 270 mikroampere düştü. 32 yapalım. 237'ye düştü. 33 yaptım. 189. 34 kHz. Bakın gittikçe azaldı. Artık 122 mikroamper. 35 kHz. 38 mikroampere kadar düştük. 35 nokta daha da yaklaşalım. Şöyle yapayım. 35.200 Hz yapayım. Bakın 20 mikro. 35.500 yapayım. 6 mikro. Yani neredeyse sıfıra yaklaşacak. 35.800 yapsam. Yani 35.500 ile 800 arasında. Ben 35.588 hatırlıyordum. Ya yani öyle bir şey rezonans frekansımız. Yani işte o civarda. Peki 36 yaptığımda ne bekliyorum? 36 yaptığımda 36 kHz'de 50 mikro ampere çıktık. Hemen frekansı daha da artırayım. 37 kHz yaptım. Bakın daha da arttı. 38 yaptım. 187 oldu. 45 yapayım. Gittikçe artıyor. Yani rezonans frekanstan uzaklaştıkça 60 kHz yaptım. İyice
arttı. Bu haftalık simülasyon kısmında sizlere göstereceklerim bu kadar.